Geleceğimizi AKP-MHP iktidarına ve IŞİD zihniyetine bırakmamak için Kobani Kumpas davasını sahiplenmeye, yani kendimizi sahiplenmeye davet ediyoruz. Diyanet bir gar katliamı yaşandı, bu davaya bir müdahillik istemedi. Suruç katliamı yaşandı, buna bir müdahillik istemedi. Kürtlerin cenazesine saldırıldı, bununla ilgili bir müdahillik istemedi. Cenazeler ailelere kargoyla gönderildi değerli arkadaşlar, bir müdahillik istemedi. Cezaevinde ölenlere cenaze aracı verilmedi, buna da bir müdahillik istemedi. Tarikat yurtlarında meydana gelen taciz ve tecavüzler karşısında hiçbir müdahillik istemedi. Irkçılık, ayrımcılık, yolsuzluk, rüşvet vakalarıyla ilgili bırakın müdahilliği, tek bir laf ettiğini bile duymadık. En son 45 erkek çocuğun tecavüze uğradığı Ensar Vakfı'nda hakkında dava ve soruşturma açılan 3 yetkiliden birisi olan Asım Sultanoğlu geçtiğimiz günlerde Urfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Buna dair de tek bir söz kurmadı. Uzun lafa gerek yok. Diyanet'in durduğu yer belli, her birimizin durduğu yer belli. IŞİD katliamları devam ederken, hem de IŞİD bunu yaptığında İslam dini adı altında yaptığını ifade ederken hiçbir söz duymadık Diyanet'ten. O zaman şu sonucu çıkarmak çok zor değil. Kobani Kumpas davasında da, demokratik siyasette de, mücadele alanlarımızda da iki güç karşı karşıya değerli arkadaşlar. Bir IŞİD zihniyeti, bir de bizim zihniyetimiz. IŞİD zihniyetine geçit vermeyenlerin zihniyeti. Biz kazanacağız. Emeğimizle, mücadelemizle, yan yana gelişimizle ördüğümüz bu demokratik hat, hakları ve özgürlükleri savunan bu hak, IŞİD zihniyetini yendi. Yeniden karşımıza güçlendirmek istedikleri, devletin mekanizmalarıyla güçlendirmek istedikleri IŞİD zihniyetine elbette ki geçit vermeyeceğiz. Yine bir mahkeme süreci, yine bir dava süreci Türkiye'de demokratik siyaset yapan özgür basının var olduğunu göstermeye çalışan bütün arkadaşlarımız açısından hukukun aparat haline getirildiği, hukukun işlemediği bir süreçte karşı karşıyayız. Tecrit sözünü kullandığı için tutuklamalar gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Biz hakikatin ve gerçeğin emekçileri olarak bu ülkede gerçeklerden sorumlu olduğumuzu her defasında ifade ettik. Yüksek sesle söyleyelim, bu ülkede tecrit var. Mutlak bir tecrit var. İmralı'da mutlak bir tecrit var. İmralı'da mutlak bir iletişimsizlik hali var. Sayın Öcalan'la ilgili olarak Asrın Hukuk Bürosu dün bir açıklama yaptı değerli arkadaşlar. Bir hukuk devleti olduğunu iddia eden mevcut iktidar ve onun yandaşlarının her biri 12 yılda sadece 5 defa görüşmenin yapıldığı İmralı'daki hukuksuzlukla, hukuk katliamıyla ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Son 30 aydır Sayın Öcalan'la ve yanında bulunan tutuklarla hiçbir görüşme gerçekleşemedi. Bırakın görüşmeyi, tek bir haber bile alınabilmiş değil. Yüzlerce avukat ve aile binlerce defa aslında görüşme başvurusunda bulundu. Sadece aile ve avukatlar değil. Tecritin hem hukuken, hem siyasal, hem de politik anlamda ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bilen dünya ülkelerinden de aslında başvurular oldu. Bakın, dünya genelinde 22 ülkeden 350 avukat, Türkiye'de 29 baroya kayıtlı 775 avukat Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Haziran ve Eylül 22 tarihlerinde tecritle ilgili bilgi almak istediler. İmralı cezaevine giderek yerinde inceleme yapmak istediler. Bununla ilgili olarak yıllardır yapılan tek bir açıklama yok. Tecrit kelimesinden korkan bir iktidarla karşı karşıyayız. Fakat yetkililer başta Orta Doğu ve bölgeyi ilgilendiren bu önemli durum karşısında da bir açıklama yapmıyorlar. Açık söyleyelim, korkuyorlar. Peki niye korkuyorlar? Bu olan bitenlerin nedenini biz söyleyelim. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi, toplumsal barışın tesis edilmesinde en önemli aktör Sayın Abdullah Öcalan'dır. Devreye girdiği andan itibaren bu iktidar bu savaş meşruluğunu yitirecektir. 2013-15 yılları arasında deneyimlediğimiz sürecin hepsi aslında bunun açık ifadesi. Devlet ve iktidar bir acziyet yaşıyor ama hiçbir işkenceyle bu acziyeti örtemezler. Tecrit koşullarının bir an önce bitirilmesi,
Sayın Öcalan üzerindeki tecride son verilmesi, aile ve avukat görüşünün sağlanması ve bu durumun ciddiyetle açığa kavuşturulması gerekmektedir. Bununla ilgili bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi en güçlü şekilde de yürütmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkenin önemli gündemlerinden birisi de elbette ki hayat pahalılığı ve enflasyon. Hepiniz takip ediyorsunuz. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 3. enflasyon raporunu yayınladı. 2023 yılı enflasyon tahminini yükseltti. Hem de öyle bir ufak değişiklik değil sevgili arkadaşlar. Tam 2,5 kat arttırmış. Merkez Bankası 2023 yılı enflasyon tahminini %22,3'den %58'e çıkarttı. Bu demek oluyor ki ülkede fiyat istikrarını sağlamakla görevli olan kurum diyor ki bana kanunla bu görev verildi ama ben bu görevimi yerine getiremiyorum. Şimdi Merkez Bankası'nda mütakip yani ardından TÜİK de enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz'da aylık enflasyon oranını %9,49 olarak açıkladı. Aynı TÜİK Haziran ayında aylık enflasyon oranını 3,92 olarak açıklamıştı. Yine 2,5 katlık bir artış var. Bunun nedeninin ne olduğunu biliyoruz. Her ne kadar enflasyonu emekliye ve memura verilen zamla açıklamış olsalar da onun öyle olmadığını elbette ki biliyoruz. Haziran ayında sırf Türkiye'nin bütün emeğini omuzunda taşıyan emekliler ve memurlar yüksek zam almasınlar diye Haziran ayı rakamlarını düşük gösterdiler. Bugün Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek bile TÜİK'e diyor ki gerçekleri açıklayın. Biz de bu rakamları verirken hangisi gerçek değil bilmiyoruz ama resmiyete yansıyanları buradan paylaşmak sorumlu hissediyoruz. Yine bunlar olurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütün bunlara dair söz kurmak yerine şöyle bir cümle kuruyor. Enflasyonu orta vadede tek haneye düşüreceğiz. Aynı sözleri uzun yıllardır bu ülkenin cumhurbaşkanı da ifade ediyor. Bırakın tek haneye düşmeyi, enflasyon oranı 3 haneye doğru koşarak gidiyor. Açık ifade edelim değerli arkadaşlar. Biz bu kürsüden de, sokaktan da, mikrofonla da, mikrofonsuz da defalarca ekonomik krizin sebeplerini anlattık. Bugün yaşadığımız kriz AKP'nin ekonomik politikalarda yürüttüğü tercihtir. Savaşa, ranta dayalı ekonomik politikaların ne yazık ki yükümlülüğünü emekçiler, emekler ve bizler çekmek durumdayız. Halkın bir gün bile tahammülü kalmadığı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Türkçe söyledik anlaşılmadı. O halde biz Maliye ve Hazine Bakanı'na buradan en iyi anladığını düşündüğümüz dilden yani Kürtçe söyleyelim. Rojek nan heye devtüne, rojek dev heye nan tüne. Edi bese, edi naçe, edi nameşe. Hun çibecin gelofem kriye. Değerli arkadaşlar, katılımınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Mücadele ve yoldaşlığımız daim olsun. Kazanan biz olacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepimizin yolu açık olsun. Değerli eş sözcüğümüze konuşması için çok teşekkür ederim.